Nasılsınız arkadaşlar? Yani biz gibi aynı şeyleri söylüyoruz ama artık öncelikle darladığınız için teşekkür ediyorum. Sonra biz sizler uzak bir yer değilim, hele ben değilim yani. Sizin Edirne'deki binanızın Adanze'ye tesisatlarında benim parmağım var. O zaman işte onun için söylüyorum. Emre Çevik sizin başkanınızdır. Kenan abiden önce. Kenan abiyle çok iyi tanışırız. O dönemde sınav, klimalar, toplantısı alalım, havalandırmaları, çoğuz, kalorifer tesisatına kadar Adanze'ye bize nasıl kısmet olmuştu o günkü yönetimde. Binayı da çok iyi biliyorum. Sonuç itibariyle bir seçime gidiyoruz. Sivil toplum örgütlerini dolaşıyoruz. Halkımızı dolaşıyoruz. Genel başkanımızın dediğini yapmaya çalışıyoruz. Sıkılmadık, her sorun olmadık, hatır doldurulmadık insan. Bir bırakmamaya gayret ediyoruz. Haliyle ilginç bir seçim. Türkiye'de pek örneği olan bir seçim değil. Ben buna şey diyorum gittiğimiz yerlerde, iki turlu seçimin ikinci turu. İlk turu 5 ay önce yaptık. 5 ay önce yaptığımız seçimde işte aşağı yukarı bizim yerelde, Edirne genel yerinde partilerin aldığı oylar meydana çıktı. Bunlarda özellikle çok büyük bir dalgalanma olması çok çok mümkün değil. Yani baş aşağıya 40 bin oy alan 140 bin oy, ne bileyim ben 140 bin oy alan da 30 oy alması mümkün olan bir sonuç değil. Ama 20-30 bin, 10 bin, 5 bin artacak, eksilecek. O da o günden bugüne kadar partilerin özellikle Türkiye adına yaptığı politikaların, doğruların, yanlışların neticesinde olacak. Biz parti olarak yanlış yapmadığımızı düşünüyoruz. 7 Haziran'dan öncesinde de halkımızın her kesimine dokunacak güzel projeler Türkiye için üretmiştik. Şimdi de yine o günden bugüne geçen süreçte de hiçbir yanlış yapmadığımızı düşünüyoruz. Ya da en az yanlışı yapan parti olduğumuzu düşünüyoruz. Öyle diyelim, o daha doğru olacak. Neden? Çünkü sandıktan çıkan sonucu okumak, doğru okumak en önemlisi. Sizler biraz hesapla, kitapla uğraşıyorsunuz. Yani bunu hakikaten okumak önemli. Sandıktan çıkan sonuç şuydu. Halkımız hiçbir partiye tek başına yetki vermedi. Beraber ortak kuracaksınız bu işi dedi. Hiçbirinizi tek başına bu işi yapmaya yetkilendirmiyorum dedi. Onun da kendine göre gerekçeleri vardı. Biz bunu okuduk. Ondan sonra da gereği neyse ona göre davranışlarımızı sürdürdük. Ama işte birileri o her seçimde tek başına iktidar olduktan sonra balkona çıkıp milli iradeye saygı gösterin, milli irade çok güzel kararlar alıyor diyen birileri tek başına iktidarı, milli irade onlara vermeyince bu milli irade yanlış yapıyor. Bu seçimde doğruyu yapmadı, tekrarlayalım bu seçimi, bu sefer doğruyu yapacak deyip bu seçimi yapmasına sebep oldu. Öncelikle onu söylüyoruz. Ondan sonrasında da biz de yine her zaman olduğu gibi projelerimizi kendimizi geliştirerek önce bu koalisyon görüşmelerinde her parti farkındaysanız bir tek bizimle görüştü. Biz de olumlu bir tavır sergiledik. Olsun istedik. Çünkü bu seçimin hiç kimseye faydası olmadığını çok net biliyoruz. Ama kaçacak halimiz de yoktu. Olmadı maalesef. Bu seçime de yine hazırlanarak yine girdik. Şimdi milletimizin birçok şeyi daha net gördüğünü, artık bazı şeylerin deşifre olduğunu düşünüyoruz biz. Özellikle işte bizim o günkü vaatlerimizle ilgili kaynak sorununun artık öyle bir ortada bahane söylenecek bir noktada olmadığını, kaynağın var olduğunu herkesin gördüğünü düşünüyoruz. Bunu kendileri bile ifade ediyorlar. Kendi programlarında bile aynı bizim vaatlerimizi yapabilir anlamında söylüyorlar. Hepsinin ötesi zaten bu seçimin bir maliyeti var. Hiç kimseye bir şey kazandırmıyor. Belki işte matbaalara, kırtasiyecilere falan kazandırıyordur. Kağıt, zarf, sandık, mandık falan ama halkımıza dokunacak bir tarafı yok. Diğerinde bir terör olaylarında durma vardı. Neden durduğu, neden sonra tekrar başladığı ve özellikle de neden o güvenliğin sağlanamadığı konusunda halkımızın kafaları daha net o güne göre. Bunlar önemli şeyler. Bir de biz biraz çabuk unutan bir toplumuz. Özellikle işte 3-5 ay geçtikten sonra üzerinden yaşananları çabuk unutuyoruz. Özellikle çiftçi ve ziraatle uğraşan kesim içinde hem Ayçiçeği Asad'ın hem Celtik Asad'ın bu kadar yakın olması
onların bunları unutmasına engel. Çok daha hala tıkanmanda zaten çok kısa bir süre geçtiği için yaşananları unutmaları mümkün değil seçime kadar. Bu da bir göstergedir. Çiftçiye bakış açısı hükümetin çok rahat bir şekilde anlaşılıyor ve deşifre oldu. İyi bakmadıkları ortaya çıktı. Bütün bunlardan sonra da biz halkımızdan şunu rica ediyoruz. Her yerde özellikle söyledim, sizlere de bunu söyleyeceğim tabii. Siz de bir sivil toplum örgütüsünüz. Yani bu seçimin yaşanan terör olaylarından dolayı gürültülü bir kampanya süreci yaşanmamasını biz de kabulleniyoruz. Ve öyle de yaşanıyor zaten. Arabalarımızda sesleri mümkün olduğu kadar açmıyoruz. Öyle çok araç dolaştırmıyoruz. Bir gürültülü bir kampanya süreci, mitinglerimizi yapmıyoruz. Yok ama yani bayrak asmanın kime ne zararı vardı bilmiyorum. Aslında faydası da yok. Ben de aynı fikirdeyim de. İlk bu seçimde mi? Yani Türkiye'de olan bütün seçimlerde bunlar uygulansaydı da şimdiye kadar niye yapılmadı, bu sefer yapılıyor. O biraz soru işareti tabii ki. Onun amacı belli. Düşük profilli, düşük katılımlı bir seçim arzulanıyor. Ancak diktatörler zaten bunlardan faydalanırlar. Onlar da karlı çıkarlar, avantajlı çıkarlar. Yakın geçmişimizde bir Mısır örneği de var. Biz halkımızdan, sizlerin de sivil toplum örgütlerimizin de aracılığıyla, Mali Müşavirler Odası aracılığıyla da, yani bu seçimin önemsiz bir seçim olduğu algısına kapılmamasını iletmenizi, siz de her yerde bunu söylemenizi, her seçim önemlidir ama bu seçim hepsinden önemli. Bu seçime katılımın yüksek olmasını sağlamanızı arzu ediyoruz, bunu temenni ediyoruz. Yani kime ne oy verecek o takdiri, halkımızın ona bir şey diyemeyiz. Yani kimseye o konuda bir telkin yapacak halimiz yok ama mutlaka ve mutlaka katılımın düşük olmaması gerekiyor. Yani önemsiz bir seçimmiş algısı yaratılıyor çünkü. Bizim söyleyeceğimiz o. Biz demin söylediğim gibi bu ülkeye 13 yıldan beri ne işçiye, ne çiftçiye, ne işsize, ne yoksula, ne emekliye, yani ne öğretmene, artık ne işverene, ben de bir işverenim sonuçta. 30 yıldır serbest çalışan bir insanım, ben de memnun değilim. Hiçbir kesime sorunlarını çözemeyen bir iktidar. Bu kadar yılda yapamamışsın, bundan sonrasında da yapma ihtimali yoktur dediğimiz. Ülkeyi bu duruma getirenler ki özellikle iş barışı çok çok önemli. Yani artık halkının can ve mal güvenliğini koruyamaz, kollayamaz duruma geldiler. Sağlayamaz duruma geldiler. O dolayısıyla bu sebeplerle de dediğimiz şey şu. Ülkeyi bu duruma sokanlar, ülkenin bu durumdaki haline çare olacak olanlar değildir. Başka alternatifleri yönelmeleri lazım ve bu konuda da seçim bildirgelerimizden belli. Halkımızın bütün sorunlarına vakıfız. Onlar için de çözümlerimiz de hazır, kadrolarımız da hazır. Biz yetki istiyoruz halkımızdan. İnşallah bu sefer de halkımızın yüzünü güldürecek bir sonuç çıkar. Biz de bir düşünüyor. Ayrıca sizden böyle bir uyarı gelmesi bizi daha da mutlu, memnun etti. Değerli arkadaşlar, artık günlük siyaseti hepimiz en iyi şekilde takip ediyoruz. Yani bu teknoloji çağında çok da laf etmeyi de çok da gerekli bulmuyorum. Yani insanlar da artık ortaya koyup bir takım şeyleri izliyor, görüyor, düşünmesi de gerektiğine inanıyorum. Muhakkak siz ekonominin nabzını tutan en yakın insanlarsınız. Çeşitli siyasi partilerdeki insanların defterlerinde tutuyorsunuz, muhasebelerini de yapıyorsunuz. Belki Trakya biraz daha güllük gülistanlık gibi ama Türkiye böyle değil maalesef. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ne dedi? Önce insan, önce Türkiye, önce birlik. Yani hepsinden sonrası Cumhuriyet Halk Partisi. Bu seçim çok önemli oluyor, Kasım seçimleri. İnanın çok önemli. Yani yabancı yok aramızda. 7 Haziran, 1 Kasım. Niye bu terör bu noktaya geldi? Bunun çok iyi düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu ülkede kanla beslenenler var. Bu ülkede kaos ortamından yararlanmak isteyenler var. Bu ülkede böyle kaotik ortamları yaratıp bir şeylerden yararlanmaya çalışan siyasi partiler var. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran'dan bugüne hepimiz izledik. Süreci çok iyi götürdü. Tüm partilere elini uzattı. Gelin dedi, bu ülke seçime ihtiyacı yok, geçime ihtiyacı var, birliğe ihtiyacı var, barışa ihtiyacı var. Maalesef gördünüz yani farklı partilerden arkadaşlarımız vardı, kusura bakmasınlar ama yani bir MHP ile yani bir Cumhuriyet Halk Partisi
koalisyon olabilir dışarıdan destekli. En azından şu yapılabilirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya aralarında AKP'nin dışında birinin uzlaşıp seçselerdi, Türkiye inanıyor ki bugün bir Kasım seçimlerine gitmeyecekti. Yani bugün resmi rakamlara göre Türkiye'ye maliyeti 2,5 trilyon. Bu seçimlerin. Bir de bunun yansımasını düşünün, 10 trilyondur. Görüyorsunuz, hepimiz para harcıyoruz. Sonuçta milli ekonomiden gidiyor bu para. Yani çok gereksiz bir seçimdi. Bence bu seçimde ortak hedef Türkiye olmamı. Bu anlamda hangi siyasi parti bunda çok elini uzatıyorsa barışa, birliğe, bütünlüğe karşı, bu anlamda biz gençlere, hepiniz genç insanlarsınız, bu ülkenin geleceği için bir seferlik olsun böyle düşünmek gerektiğine düşünüyorum. Teşekkür ederim. Madem ki parlamenter demokratik bir rejimle yöneteceğiz, bizi idare eden insanlar belli periyotlarla, dönemlerle seçimle, genelde olsun, sandık başından çıkıp yeki vatandaşlar alıyor. Dolayısıyla da eşyanın tabiyeti gereği farklı siyasi gösteren bu ülkeyi ben şu enstrümanları kullanarak kalkındıracağım. Diğer bir siyasi parti ben şöyle şöyle yaparak ülkeyi daha refah duruma getireceğim. Demesi normal. Çünkü bakın aynı yüzde olanımız var. Ama bunları basit indirgerseniz anatomik olarak hepimiz birbirimize benziyoruz. Fakat bir ülkede veya bir ülkede birbirimize hemşericilik hakkı, vatandaş devlet vatandaşı hakkı başka türlü kullanmamak lazım. Sen öbürü bana oy verdin. Sen bana oy verdin. Verin ki. Ve sen falanca ırktansın. Sen falanca dinlensin. Bizim Keşan genelinde özelinde en büyük özelliğimiz Keşan olmamız. Bu şehirde yaşıyor olmamız. Dolayısıyla burada seçilen kişinin Keşan'daki bütün vatandaşları kucaklaması, bakanlığına geldiğinde herkes eşitçi gibi davranması. Türkiye genelinde bakarsanız aynı şehir olması. Herkesin bu devlet vatandaşı olması önemli. Çünkü bizim devletimiz bu. Farklı görüşlerde, farklı dini fraksiyonlarda olabilir insanlar, farklı milli kimlikler içerisinde olabilir. Ama tek özelliğimiz devlet vatandaşı. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Amerikalı diye bir grup var çok, yani 72,5 milyar tanımıyla dünyanın her türlü milliyetlerin içinde barındıran ortak özelliği nedir? Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak ortak özelliği çıkandırır oradır. Zencisi de. Bizi bir arada tutan esas insanların işte bir şehirde rahat dolaşabiliyorsanız bir ülkede adalet herkese eşitse, temel vatandaşlık haklarını da devlet size sunabiliyorsa, gururla olur senin püskahını taşıyabilirsiniz. Akşam bir düğüne gittim. O da benim